Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bugün bu çekimin hepsini, yani daha doğrusu çoğunu DJI Osmo Pocket 3 ile beraber yapacağım. Acaba bu kamera abartıldığı kadar var mı? Valla var be. Şimdi bu kamera bir kere her şeyden önce bir inç sensöre sahip. Dolayısıyla ve çok da başarılı bir inç sensöre sahip. DJI ne yapmış etmiş bir şekilde ISO performansını da çok üst düzeye çıkartmış ve çok karanlık ortamlarda son derece başarılı çekimler elde ettiğinizi göreceksiniz. D-Log, HLG gibi inanılmaz ilaveler yapmış ki hakikaten çok güzel bir dinamik aralık veriyor size. En güzel şeylerinden bir tanesi elde taşınır olabildiği kadar da masa üstüne gayet şu anda benim yaptığım gibi içerikler yapmanıza izin veriyor ki bugün herhalde YouTube'da bir kanal açmak istiyorsanız ve birçok kişi bir arada yapan ama çok da basit bir alet istiyorsanız, işinizi çok kolay görsün istiyorsanız kesinlikle DJI Osmo Pocket 3'ü tavsiye edeceğim. Ama onun haricinde B-roll çekecekseniz gene de yani çok ciddi cihazlarınız var ama yine de taşınabilir bir şey istiyorsanız bir aksiyon kamerası yerine ben yine de bunu tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bunun çok büyük avantajları var. Aksiyon kamerasından daha kuvvetli bir sensöre sahip bir kere Sony'nin ZV serisinin bir inç sensöründen daha başarılı olduğunu gördüm denemelerimde. Dolayısıyla süper. Şimdi gelin menüsüne bir göz atalım. Ondan sonra da dışarı çıkalım, bir takım çekimler yapalım, sonra da geri dönelim. Açılış çok kolay gördüğünüz gibi. Yani bütün arzu ettiğiniz ayarlar burada. Bu da sağ tarafa çevirdiğiniz zaman burada bütün şey ayarlarını yapabiliyorsunuz. Pro ya da normal renk ayarlarını yapabiliyorsunuz. Pozlamayı vesaireyi. Bu alttan da bütün kare hızlarınız vesaire ayarlamış oluyorsunuz. Oldukça sabit bir ayarlaması var. Onun haricinde gayet basit. Fazla düğmesi yok. Eğer basılı tutarak yukarı kaldırırsanız 2x'e kadar şey veriyor, zoomlama veriyor ve aynı şekilde geri gidiyor. İki kere dokunursanız ortalıyor tekrar. 3 kere çevirirseniz de size dönüyor. Ondan sonra da face track etkinleştiriyor bu şekilde gördüğünüz üzere. Nereye giderseniz gidin sizi takip ediyor. Ve çok güzel bir özelliğe sahip bu. 3 kere tekrar bastığınız zaman ana merkeze dönüyor. 2 kere bastığınızda da ortalamış oluyor. Aynı az önce 3 kere basarak yaptığınızı bu kameradan da ayarlayabiliyorsunuz. Doğrudan doğruya face track etkinleştirdi diyor ve sizin suratınızı takip etmeye devam ediyor. Tekrar buraya basarak da çeviriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi üzerinde benim şu anda 128 GB'lık bir SD kartım var. Micro SD kartım var. Yani uygun bir micro SD kart almanız gerekiyor tabii. Hepsi çalışmıyor çünkü biraz hızlı kayıt için. Video burada uyumluk olarak H264 ya da HVC olarak ben HVC'yi ayarladım. Pro'ya geldiğiniz zaman sevgili dostlar burada gördüğünüz gibi renkten HLC yani HDL, D-Log ya da normal. Normalde çok güzel ama D-Log'ta da tabii çok büyük avantajları var. Onun haricinde bir takım efektleri var. Güzelliği için vesaire vesaire. Onu da Mimo üzerinden zaten programı üzerinden göstereceğim ben size. Gerçekten çok büyük şey. Hatta hemen bağlanayım. Şöyle bir program var. DJI Mimo diye. Ve buradan bağlan dediğiniz zaman bağlanıyor. Katıl diyorsunuz. Harikulade. Şimdi bakın buraya geldiğiniz zaman yüzünüzü istediğiniz gibi güzelleştirebiliyorsunuz. Parlatabiliyorsunuz, inceltebiliyorsunuz, gözlerinizi büyütebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ayarlayabildiğiniz dünya kadar özellik var. Ben tabii bunların hiçbir diyorum. Ondan sonra burada başka özellikler var. Çözünürlük, ayarlamak istediğiniz şeyler, video hız karesi, otomatik istiyorsanız otomatik değilse şeye çeviriyorsunuz. Buradan manuele çeviriyorsunuz, pozlamanızı ayarlayabiliyorsunuz. Yani buradan da doğrudan doğruya arzu ederseniz de uzaktan kumanda ayarlama yapabiliyorsunuz. Mesela buradan büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hatta kaydı bile başlatabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz.
Şimdiki sevgili dostlar, onun haricinde burada neleri varmış bakalım. Aşağıya baktığınız zaman göreceğiniz gibi hareketli zaman geçiş, hiperlapse var. Hızlandırılmış çekim var. Yavaş çekim var. Düşük ışık var. Video var. Fotoğraf var. Pano var. Yani panorama var. Ve canlı yayın var. YouTube için, Facebook için ve RTM için. Çok güzel ayarlar bunların hepsi sevgili dostlar. Şimdi tekrar dönelim biz ana menümüze. O da tabii ki video. Ve dışarı çıkalım. Bir takım çekimler yapalım. Hem D-Log, hem HLG'de, hem de normal modlarda. Ve sonuçlarına bakalım. Ve bu kamera abartıldığı kadar var mı? Tabii iki şey var bu kameranın. Pardon. Sevgili dostlar, iki paketi var. Bir tanesi standart paketi ki tavsiye etmem. Az bir farkla combo paketini alın. Standart pakette şu ikisi geliyor. Ama creator pakette tabii şu ilave pil ki müthiş bir avantaj. Artı da gördüğünüz gibi şu DJI'nin direkt Bluetooth üzerinden bağlayabildiğiniz ve üzerinize taktığınız zaman da çok güzel ses hem dahili kaydeden hem de doğrudan doğruya oraya kayıt yapabildiğiniz bir mikrofon geliyor. Beraberinde de tabii ki bu şey geliyor sevgili dostlar. İlave bu genişletilmiş lens geliyor. Bunların hepsini de bunun içine çok güzel koyuyorsunuz ama bunun en iyisini biliyor musunuz? Dışarı çıkalım ve bir takım çekimler yapalım. O çekimleri de sonra hep beraber değerlendirelim. Evet, dışarı çıkalım. Şimdi sevgili dostlar, tabii ortalık bayağı bir karanlık. Ve ben daha henüz karanlık modunu kullanmaksızın dahi karanlık ortamdaki başarısını da sizlerle test etmek için bu karanlık ortamdan da geçeyim dedim. Sonra da dışarı çıkacağız. Bu arada gimbal'ın da başarısını görmüş oluyorsunuz. Sevgili dostlar, şu andaki çekim normal imaj modunda, yani D-Log ya da HLG kullanmaksızın. Ben bunu dahi oldukça başarılı buluyorum. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi hava fena değil. Hava biraz böyle bulutlu. Aslında güzel de bir kontrastı var. Şimdi sevgili dostlar, bunu bir kapatalım. Ben sonra D-Log moduna geçeyim. Orada bir çekim yapalım. Evet, kaydı şu anda D-Log modunda başlattık sevgili dostlar. Ve hemen bakalım, çevirelim. 1-2 kayıt alalım. Şu güneşin parlak olduğu taraflara da dönelim. Sonra da gördüğünüz gibi dönme hızı da gayet başarılı. Bunu da kapatalım. Şimdi bir de HLG'yi de deneyelim. Evet sevgili dostlar, bu da HLG modu. Önce kendimizi takip ettirelim. Sonra da tekrar az önceki kaydı yapalım. Güneşi alalım. Çevreyi alalım. Şu yeşil alanda da biraz tutalım. Ve böylelikle bir takım çekimler yapmış olduk. Hem bu arada sesi de görmüş olacaksınız. O da çok keyifli bir şey tabii. Yürürken vlog yapmak bu aletle gerçekten çok rahat, çok kolay. Bir kere hiç yorulmuyorsunuz. Ve görüntü kalitesi üzerindeki 1 inç sensör. Yani müthiş. Hakikaten müthiş. Çok yüksek ISO değerlerinde dahi gayet başarılı karanlık ortamda çekim yapabildiğini gördünüz. Hadi biraz sonra görüşmek üzere. Şeyde belirtelim, yani bunun iki türlü, hem yatay hem de dikey çekimde de çok başarılı olduğunu. Ve olur da bir tek şey var, dezavantajı var. Yatayda 4K çekerken dikeyde 3K'ya düşüyor.
O kadar da olsun. Zaten yaptığımız yayınların çoğu, daha doğrusu YouTube'da yayınladığımız shortların dikeylerin hepsinin zaten 1080p olduğunu da unutmamak lazım. O da ayrı bir avantaj sevgili dostlar. Evet, neticeyi gördünüz. Daha doğrusu neticeleri gördünüz. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Tabii ki D-Log'da ya da HLG'de çekmenin bir takım avantajları var ama ben %90 ihtimalle ben bu kameranın kendi profildeki çekimini tercih edeceğim. Çünkü çok başarılı. Amacı bunda zaten çok üst düzey profesyonel filmler falan çekmek değil ki onu da isterseniz yine de yapabilirsiniz. Müthiş büyük avantajı var gimbal'la beraber. Ama esas amacım o olmadığı için ben bu cihaz hakikaten bu cihazla daha herhalde çok içerik yaparım gibi geliyor sevgili dostlar. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın. Sağlık ile kalın. Barış içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.